Evet efendim. Önce sağlığa. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve programımızda biliyorum sabırsızlıkla beklediğiniz bölümlerden bir tanesi de diş hekimi Doktor Nihat Tanfer hocamızın bölümü. Biliyorsunuz danışman hekimlik yapıyor. Kendisi aynı zamanda hem diş hekimi hem doktor. Doktorasını yapmış yani akademik kariyer olarak ve Türkiye'ye implantı getiren ilk hekimlerden bir tanesi. Aynı zamanda çeneyi yeniden oluşturmak, yani yeniden oluşturmak derken hani çene kemiği eriyince böyle şeyler tutmuyor ya, takma dişlerimiz, total protezlerimiz. Dolayısıyla hocamız bunu da Türkiye'ye ilk getiren hekimlerden bir tanesi. Kemiği yükseltiyor, kalınlığını arttırıyor, üstüne implant yapılabiliyor. Böylece sabit protezler olabiliyor. Bütün bunları konuşacağız. Elimde telefonum var. Biliyorsunuz altta da numaralarımız var. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok iyiyim. Hoş bulduk Emel'ciğim. Hocam siz bu kadar çok iş yapınca benim de konuyu toparlamam zor oluyor. Yok yok aslında halbuki çok fazla bir şey yapmıyoruz. Bizim işimiz sadece diş. Ama çene daha ne cerrahisi olur. Ama evet, çok önemli şeyler hocam. Öyle demeyin. Dünyadaki mesela dişçi, yani diş hekimliğiyle ilgili gelişmeleri getirdiğiniz vakit, yani bunlar zaten en önemli iki gelişme bence, devrimsel. Hakikaten ağız ve diş sağlığı açısından. Daha ne olsun? Evet, şimdi bakın kemik augmentasyonları hemen hemen son 10 senedir gündemde olan konular. Eskiden kemiğin yenilenmesi, kuvvetlendirilmesi, yükseltilmesi diye bir proses yoktu. Yani böyle bir şey yoktu. Bu daha çok kemik greflerinin Avrupa standardında düzgün şekilde hazırlanmasıyla başladı. Önce işte kemik tozu, memik tozu, kemik tozuyla bu işlerin olmayacağı öğrenildi. Şimdi ona göre bağlı olarak bir sürü gelişim yaşandı. Yani polilaktik asitler gelişti, kullanılır oldu. Polilaktik asiti uygulamak zor olduğu için hekimler tarafından veya cerrahlar tarafından membranlar geliştirildi. Şimdi membran kullanan hekim biz de box teknik yapıyoruz diyor. Hayır, box teknik farklı bir şey. Yani şurada ekranda gördüğünüz box teknik. Membran ayrı bir şey. Tabii ki o da kemik augmentasyonuna faydalı. İşte titanyum pimlerde onlar da tutturuluyor. Gayet başarılı sonuçları var. Biz de kullanıyoruz ama box ayrı bir şey. Box, ayrı bir teknik. Box tamam, ayrı bir teknik, ayrı bir zorluk derecesi olan bir yapı. Ama sonuçları gayet başarılı. Çok şükür Allah'a bugüne kadar öyle binde üç, binde dört gibi bir başarısızlığımız var ki o da hastaların sigara içmesini engelleyemediğimiz için. Peki hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. Membranla box teknik arasında karşılaştıracak olursak fark nedir? Şimdi box teknikte şöyle bir duvar yapıyoruz. Evet. Bu bayağı bu PLA'nın İki tarafını yüksekliği. Böyle örüp kemiği, evet, değil mi? Böyle bir. Bu zor bir vaka. Yani dün mesela ben bir ameliyat yaptım. Sol alt çenede gerçekten beni bile zorladı yani. Bir saat ta yakın sürdü. Çok basit bu, bir şey. Yani, ama yani her vaka ve özellikle lingual tarafta çalışılması zor. Ama şunu söyleyeyim. Sonuçları itibariyle başarılı ve hastaya gerçekten netice aldıran bir şey. Tabii biz bununla beraber bir sürü şeyi de kendimiz geliştirdik. Yani sadece box teknik, kuru box teknik değil. Biz onun içerisinde farklı operasyonlar yaparak, gerekiyorsa kemik inceyse kemiği ekspanse ederek, genişleterek falan falan bir sürü şeyleri birlikte yapıyoruz. Üst çenede mesela sinüs plastiğiyle bazen birlikte box tekniği yapıyoruz. Sadece box teknik yeterli olmayabiliyor. Bazen burun alt konkasına, yani tabi burada bunları anlatıp da böyle sanki biz bunu yapıyoruz gibi değil ama zaman periyodu içinde bizler de gelişiyoruz tabi yaptığımız şeylerde. Ve bu kendimizi geliştirmek, ekip olarak yaptığımız operasyonlarda önemli olan hastayı mutlu edecek sonuçları elde edebilmek. Yalnız burada önemli bir şey var. Şimdi box teknik yaptığımız mesela 8 sene evvel, 7 sene evvel işte box teknik yaptığımız hastalar şimdi kontrollere geliyor. Mesela 16 tane implant yapmışız. Bir tanesinde problem var. Niye diye soruşturuyor. Kontrole bile gelmemiş hasta. Yani bakın bu iş tamamıyla kontrol üzerine yürüyen bir mekanizma. Yani siz bir operasyon yapılıyor, geçiriyorsunuz. Ama senede bir en azından
8 ayda bir geleceksiniz, hekiminize bir kontrol yaptıracaksınız. Çünkü hastanın da gözünden kaçan bir bölge oluyor. Orayı iyi temizleyemiyor. Oluyor, oluyor. Yani evet, bu öyle insanız, oluyor. Hepimiz hata yapmaya müsaitiz. Yani insan, eski bir deyim vardır, insan hatadan ari değil diye. Gerçekten öyle. Onun için kontrol mekanizması bizde çok önemli. Kesinlikle. Şimdi hocam yine izleyicilerimizden de sorular geliyor. Box teknik konusunda süre ve uygulandıktan sonra ne kadar süre sonra sabit dişlerin oluşacağı konusunda bir izleyicimiz yazmış, Hollanda'dan 2553 ile bitiyor telefon numarası. Diyor ki Türkiye'de ne kadar kalacağım ve ne kadar süre sonra artık rahat edeceğim dişlerim olacak. Bir de diyor ki bu dişlerin bir ömrü var mı? Yani hani ne kadar idare eder diye soruyor. Şimdi az evvel söylediğime geliyor. Evet. Şimdi bakın, bir kere Türkiye'de ne kadar kalacak? Maksimum 10 gün, en fazla 10 gün. En az bir hafta yapılan işleme göre. Hı hı. Türkiye'de bir kere kalın, bir hafta 10 gün ona kalmak göre gerekiyor. Ona göre tatillerini ayarlasınlar. Operasyon sonrasında bir sistemik rahatsızlığı yoksa, sistemik rahatsızlıktan kastım şu, diyabeti yoksa, başka bir kan rahatsızlığı yoksa, karaciğer fonksiyonlarında, enzimlerinde problemleri yoksa, kendine iyi bakıyorsa, sigara içmiyorsa 6 ay gibi bir süre içerisinde kemikleşme, kalsifikasyon oluyor. Hı hı. Ama burada hasta sigara içiyorsa ve sigarayı bırakmamakta ısrar ediyorsa, diyabet ve benzeri bir takım sistemik hastalıkları varsa, o zaman bu süre bir miktar daha uzayabiliyor. Bizim yapmak istediğimiz şey, hastayı mümkün olduğu kadar dişsiz bırakmadan, bir geçici diş dahi olsa artık box teknikte biz onları da uyguluyoruz. Eskiden tamamen dişsiz bırakıyorduk. Şimdi sosyal yapısı itibariyle insanların mecburen ona bir geçici sonradan alacağımız implantları da beraberinde yapıyoruz. Çünkü haklı olarak diyor ki hasta, efendim ben iş hayatının içindeyim. Nasıl dişsiz kalayım? Nasıl geçsin? 6 ay 8 ay. Tabii. Veya ne olacak? Yani bırakın yemek yememi. Dış görünüşüm itibariyle mecburen ona şimdi farklı bir takım uygulamalarla, işte dedim ya demin, geliştiriyorsunuz kendinizi. Tabii, mecburen aynen. Taleplere İhtiyaçlar göre. İhtiyaçlar doğrultusunda. Dişsiz bırakmamaya gayret ediyoruz. 6 aylık bir süre sonra implantlar yapılıyor. Bazı vakalarda implantlar da beraber yapılıyor ama bu vakadan vakaya değişen bir şey. Tomografiyi çekiyoruz, ona göre sonuçları üzerinde hastaya açıklama yapıyoruz. Ha, ne zaman dişleri tamamen takılıyor? 9. ayda, 8. 9. ayda dişleri takıyoruz. Ondan sonra iş ondan sonra başlıyor. İşte siz normal dişinizi fırçalayacaksınız, sigaranızı içmeyeceksiniz, canınıza, sağlığınıza iyi bakacaksınız, iyi besleneceksiniz. Alkol kullanmayacaksınız mümkün mertebe. Kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü alkol de karaciğeri ve vücudu yoruyor. Sistemi immün sistemi zayıflatıyor. Ha, böyleyse biz 8 senedir, 10 senedir yaklaşık 2012'den beri işte yapıyoruz. 8 senedir takip ettiğimiz vakalar kullanıyorlar gayet sağlıklı. Ha, burada bu arada bir şey olabilir mi? Olabilir. Yani bir dişinde bir problem olabilir, bir implantında sorun olabilir. Çünkü bu yaşayan bir mekanizma. 24 Tabii. saat onunla beraber yaşıyorsun. Beklenmedik görevi, bir hastalık olabilir. Her kaza şey olabilir. Olabilir. Yani bypass yapılıyor. Hasta 6 ay sonra öbür damarı tıkanıyor. Niye tıkandı diye sorabiliyor musunuz hasta? Tabii, hayır. Ama önemli olan, biz her türlü şekilde hastalarımıza olan bir problem varsa o problemi karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evet, bu da önemli bir şey. Demek ki yani 10 gün burada kalmaları, dişsiz gezmeyecekler. Ondan sonra da işte bekleme süresinden sonra sabit dişleri olacak ve İyi baktıkları zaman da ömür boyu kullanacaklar. Aynen, değil mi? Aynen. Harika. Peki hocam, şimdi mesela Hollanda'dan yazan dedim izleyicimiz. Türkiye'nin herhangi bir yerinden de yazan bir sürü izleyicimiz oluyor şu anda. Mesajlar geliyor, tek tek bakamıyorum. Bize öyle Van'dan tutun da Iğdır'dan, Edirne'ye, Antalya'dan, yani Rize'den, dört işte Antalya'da dediğiniz gibi. Avustralya ile bana soruyorlar nereden geliyor hasta. Avustralya'dan da geliyor, Kanada'dan da geliyor. İşte geçen Tanzanya'dan da geldi. Yani bunun bir şeyi yok. Aynen aynen. Ve ihtiyacı olan kalkıp geliyor. Ben geçen gün işte hani ufak bir sorun için size geldiğimde mesela bir hanımefendi oturuyordu. Aa dedi, Emel Hanım falan, içerideydiniz hocam hastada. İzmir'den kalkmış gelmiş. Sizin dedi programı gördüm. Geldim. Çok sevindim. Yani ihtiyacı olan ve sıkıntıyı çeken
zaten geliyor. Daha ziyade zaten sizlere zor vakalar geliyor. Yani İstanbul o açıdan bir şey haline geldi. Evet, şimdi yani bizim dünyanın dört bir yanından zor vakalar geliyor. Kliniğin buraya. Özelliği öyle ama artık size bir şey yapılamaz denilen hastalar geliyor. Evet. Bizim de görevimiz onları yapmaktan mutlu oluyoruz. Ne kadar mutluluk verici bir şey değil mi ama? Gerçekten öyle. Gerçekten. Çok hakikaten. Yani sonrası postop hani diyeceksiniz ki ya alt tarafı bu hani hayatına hayat mı katıyorsunuz? Ama insanın nerede problemi varsa o problem onun için birinci derecede önemli. Yani kalbinde varsa kalbi, karaciğerinde varsa karaciğeri, böbreğinde ama ağzında diş yoksa gerçekten ve onu çözüyorsanız o hasta için onun şeyi fiyatsız, parasız ve Onun bir maddi karşılığı yok. Yok. Evet. Ve sonrasında biz görüyoruz gelen hastaları. Ya ömre ömür mü katıyoruz diyorsunuz ya hocam. Aslında dolaylı olarak öyle gerçekten. İyi besleniyor tabii. Beslenme çok önemli. Hem ruhsal, psikolojik tatmin açısından hem de biyoloji gerekiyor. Yani insan aç yaşayamaz ki bir süre sonra ölüyor neticede. Mesela salı günü bir ameliyatım var. Genel anestezi altında. Hasta Ankara'dan geliyor. Gitmediği doktor kalmamış. Herkes sana bir şey yapılmaz demiş. Bazıları da demiş ki sana implant yapılır. Adamın çocukcağızın çok genç. 40 yaşında. Daha üst çenesinde hiç kemik yok. Aa, o kadar erimiş. Hiç kemik yok. Ve demişler ki biz buraya sana küçük implantlardan yaparız. Ayol olmayan kemiğin neresine implant edeceksin? Kaç gün taşıyacak? Yani burada hekimlerin hakikaten olmayacak şeyi olurmuş gibi söylemeleri hastaları da yanıltıyor ve üzüyor. Evet. Ümitlendiriyor. Bunu yapmamak lazım. Bir de tecrübeleri olmadığını düşünüyorum. Yani diyorlar işte artık bilemiyorum. Ben çok fazla tıbbi konularda eleştiriler yapmak istemiyorum ama bazı şeyler var ki yapamadığınızı bu benim işim değil demeyi öğrenemedik. Mesela Almanlar bunu diyor. Fransız diyor. Bu benim işim değil demeyi biliyor. Biz de herkes her şeyi ne olsa yaparım. Hı hı. Hocam burada zor bir vaka var yine onu sormak istedim. Özellikle size birkaç defa yazdı izleyicimiz 0047 ile biten izleyicimiz. Konumuz bu değil ama önemli bir konu bence. Yazmış hanımefendi diyor ki 20 haftalık hamileyim, dişim apseli, çekilmesi lazım deniyor. 6 kutu antibiyotik kullandım diyor. Yani demek ki hekimi vermiş. Ama diyor apse buna rağmen geçmedi. Şimdi apseli dişin üstelik de gebeyken çekilmesinde bir sıkıntı var mı? Ben korkuyorum hocama danışmak istedim. Yok ama yani o demek ki kutuyla olacak bir şey değil. Bakın şimdi şurada bir yanılgı var. Bunu söylemekte fayda var. Antibiyotikleri biz artık mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Yani ben yaptığım ameliyatlardan sonra antibiyotik çoğunlukla vermiyorum. Hı hı. Ve kullanmıyorum. Niye? Siz steril bir ortamda operasyon yapıyorsanız gerçekten hastanın antibiyotiğe ihtiyacı yok. Ama enfeksiyon olduğu zaman mecbursunuz. Şimdi ağızdan intraoral alınan antibiyotiklerin etki mekanizması daha zayıf. Bunu intramüskülere çevirmek lazım. Yani, operasyonu yapıp. İğne olarak yani. Tabii. Operasyonu yapıp İltihabı temizleyip ondan sonra iğne şeklinde verip o problemi çözmek lazım ve ameliyata girmeden önce yapılabilir. Yani onu artık ben tarif etmeyeyim ama çözümü var yani. Çözümü bebeğe var. Zarar vermeyecek şekilde. Ha, yani bu şekilde çekilebilir ama önlemi alarak tabii çekilebilir. Çekilmez. Yani iltihaplı olduğu belki için panik yapıyor. Belki de kist var altında onu bilemiyoruz ki. Tabii, yani hasta da bilmiyor. Röntgen de çektirememiştir. Aynen doğru. O klinik tecrübeyle ortaya çıkar. Çıkaracak bir şey. Evet. Şimdi hocam bu noktada şunu soracaktım demin. Laf birazcık başka bir yere geçti. Benim de başka bir soru okumam nedeniyle. Şimdi şehir dışından, ülke dışından hani çok danışmak istiyorlar. Hani gönül ister ki gelip bir muayene olsunlar. Şimdi mesela bu hanımefendi nereden yazıyor? Ben bilmiyorum. Belki de şehir dışından bir yerden yazıyor. Dolayısıyla hani bu tip durumlarda siz nasıl yardımcı oluyorsunuz? Oluyorsunuz çünkü biliyorum yani. Hamileliği yoksa röntgen çektirip gönderecek. Hamileliği yoksa röntgen. Bulunduğu yerde mutlaka bir panoramik röntgen çektirir gönderir. Onun üzerine bir yorum yapıyoruz. Yani bize Amerika'dan geliyor her gün en az 4-5 vaka. Tabii değil mi? Tabii ve Amerikalılar gönderiyorlar. O bakımdan röntgenini gönderiyor. Biz onun üzerine yorum yapıp planlamasını yapıp gönderiyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Ve bir röntgen çektirip gönderecek. Ama tabii hamile olduğu için olamayacak. Hoş artık 20. hafta. Yani çektirse de 5 aylık falan iyi, yani. iyi korunarak çektirebilir. Çok büyük bir problem olacağını olmayabilir sanmıyorum. Diyorsunuz. Yani
kurşunlar giyerek çektirebilir. Çünkü teşekkür etti artık çocuk. Yani. Evet, yani öyle de bir durum var. Şimdi hocam özellikle diş eti konusunda bizim son 2 senedir diş eti konusunda çok soru geliyor. Niye çok stres var onda? Ondan mı? Tamam. Hocam diş etim çekiliyor, diş etim iltihaplanıyor, şöyle böyle kanıyor, fırçalıyorum yine kanıyor. Yani ben artık hani inanıyorum bazen fırçalayanların da bu durumdan muzdarip olabileceğine. Dolayısıyla bu konuda yine bilgi verir miyiz? Çünkü bir de diş etim sadece bu sorunuzla, hocamın cevaplamasıyla çözülecek bir durum değil. Çünkü eğer o sıkıntı geçmiyorsa kemiğe de zarar veriyor değil mi aynen, hocam? Aynen. Ve onu bir siz anlatır mısınız hocam? Şöyle bakın şimdi bu yüzyıl yani 21. yüzyılın ilk çeyreği artık. Neredeyse 5 sene sonra ilk çeyreği de bitecek. Dünyada stres var. Şimdi bu stresin ya, evet, bütün dünyada bakın dünyada bütün ülkeler karışık. Sadece, Allah'a evet. çok şükür bizim ülkemizde and bir şey olsun, yok. Ama bütün ülkeler karışık. Evet. Şimdi bu kadar karışıklığın içinde herkes bir yaşam kavgası veriyor. Doğru. Ve bu Kara Avrupa'sında böyle Güney Afrika'ya Amerika'ya gidiyorsunuz böyle Hong Kong'a gidiyorsunuz böyle. Yani şimdi bu kadar stresin altında insanlar da bu stresin sonucu nerede tezahür ediyor? Kimisinde kalpte ortaya çıkıyor, kimisinde diş etinde çıkıyor, kimisinde beyinde çıkıyor. Ama çoğunlukla, sıklıkla biz diş etlerinde görüyoruz. Şimdi 35'li 40'lı yaşlardaki insanlarda ciddi diş eti sorunu var. Neden? Sebebi tamamen strese bağlı. Stresten. Ama dediğiniz gibi bunun hiç ihmal edilmeden yani hani kanıyor, fırçalıyorum böyle gidiyor. Yani onu sadece diş eti olarak düşünmemek lazımmış. Ben de bilmiyordum onun için tekrarlıyorum şimdi bunu. Şimdi ben hep söylerim diş eti kemiğe kanıyorsa bitiyormuş. Bir hastalık vardır. Değil mi yani? Yani insanın sağlıklı hiçbir organı durduğu yerde kanamaz. Yani siz gözünüz kanasa acilen doktora gidiyorsunuz ama diş etiniz kanadığı zaman doktora gitmiyorsunuz. E olur mu? Olmuyor işte. Şimdi hocam Iğdır'dan izleyicimiz yazmış. Mesela ben, hocamız dedi ya röntgenini gönderirse bakarım. Röntgenini evet. göndermiş. Hocam diyor kanal tedavisi için sanırım gitmiş. Fakat diyor dişimde diyor benim kist mi var? Böyle bir şeyden şüphelendim. Hocamın diyor bir bakmasını bravo, istedik. Şimdi buradan bu kistin teşhisini röntgenine koymak ama evet o sol alttaki dişi ise şayet sıkıntısı olan orada bir kist gözükmüyor. Ama çürük bir dişi var. Bazen hocam dişini, röntgende de kistler görülmeyebiliyor değil mi? O zaman röntgende boyutları gözükmeyebilir. Tomografide net görüyoruz. Tomografide net görünür. Eğer böyle bir yani durum varsa. Yani o tomografi icat edenden Allah razı olsun. Allah evet. Çok bizim işimizi kolaylaştırdı tomografi. Değil mi yani? Çok. Hakikaten çok müthiş bir şey. Dolayısıyla belki de bir tomografi de. Çünkü anladığım kadarıyla genç de bir evet, belki önce kısmen. Bir kanal tedavisi denenebilir, bakılır. Enfeksiyon ondan sonra ona varsa, göre. Evet. Şimdi buna yine paralel olarak diş sıkma. Bunun da çaresi var. Hocam bunu da söyleyeyim. Evet. Bu konuda da çok soru geliyor. Hala da geliyor. Dişimi sıkıyorum, plak kullandım yine de rahat edemedim. Ama o zaman botoks yapılacak. Başka, yani biz botoksla büyük ölçüde hallediyoruz sıkıntıyı. Diş sıkmayı. Bir sene, 1,5 sene kadar sıkıntısız. Yalnız tabii botoksu kullanmak da bence bir ayrıcalık. Sadece masatere şu bölgeye botoks yapmakla diş sıkmayı çözemezsiniz. O bakımdan onda da bir uzmanlık gerekiyor. Evet. Yani farklı yerlere mutlaka her botoks her botoks değil yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi 7494 ile yazan izleyici numaralı izleyicimiz Sivas'tan yazmış. Diyor ki iyi günler hocam. Genç de bir izleyici. Ben Sivas'tan yazıyorum. Ön dişlerim diyor. Bir tanesi geride. Dolayısıyla diyor çok kötü bir görüntü oluyor. Bu nasıl düzelir? Bunu yaptırmak istiyorum diyor. Doktor demiş ki işte gittiğin zaman geride olan dişinin boşluğuna demiş işte bir implant gibi bir şey yaparız demiş anladığım kadarıyla ya da köprü. Hani buna gerek kalmadan bir fotoğraf olsa daha iyi göreceğiz evet, özetle. Şimdi burada böyle çapraşık dişlerde yapılacak tek şey yaşı müsaade ediyorsa genç, ki artık ben her yaşta 30'lu yaşlarda bir kere ortodontik tedaviyle o arkadaki diş öne getirilebilir. Hiçbir türlü olmuyorsa o zaman o dişin üstüne bir porselen kron yapılır veya bir lamine kronla öne doğru getirilebilir. O şekilde de olmuyorsa o zaman dendiği gibi o diş oradan çekilir. Pozisyonunu bilmeden konuştuğum için yanlış yorum yapmayayım. O diş çekilir. Çekilen dişin yerine bir implant yapılır.
ve üzerinde de bir kron yapıyor. Ya arkadaşlar, biliyorum süremiz doldu ama şunu kısacık okuyacağım çünkü önemli bir şey bu. Mikail Bey Balıkesir'den yazmış. Diyor ki kemik kanseri tedavisi gördüm diyor. Şu an iyiyim. Diş tedavisi olmamda bir sakınca var mı diyor. Radyoterapi, kemoterapi görmüş olabilir. 2 seneyi geçtiyse hiçbir sakıncası yok. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Rica ederim. Yine izleyicilerimizi aydınlattınız. Çok teşekkürler. Ama bir şey söyleyeyim. Radyoterapi görmüş dahi olsa mutlaka önden premedikasyon yaparak müdahale etmek lazım. Uzman birini yapması lazım. Uzman birini de yapması lazım. Çok teşekkür ederim tekrar hocam. Sağ olun.